Herkese merhabalar. Benim adım Burcu Özkanlı. Bugün Emre Türkiye'nin 60 günde 60 YouTube videosu programı kapsamında Burak Eren Ceylan ile beraberiz. Merhaba Burak. Biraz kendinden bahsedebilir misin? Adım Burak Eren Ceyhan. Ceylan dedin ama Ceyhan. Aa, pardon. Olsun. Kusura bakma. Antalya İstek Konyaaltı Fen Lisesi'ndeyim. 11. sınıf olacağım seneye. Uzaktan eğitimle de olsa. 2 yıldır da aktif olarak konferanslara katılıyorum. Tamamdır. Bugünkü konumuz Antalya'nın emyen kültürü hakkında olacak. İlk sorumuza başlarsak genel bir soru olacak. Antalya'nın emyen kültürü nasıldır ve diğer şehirlerden kültür açısından farkları ya da benzerlikleri nelerdir? Biraz bahsedebilir misin? Tabii ki. Antalya'nın kültürüyle alakalı benim en sevdiğim şey tek bir şey odaklı olması yerine daha çok herkesin isteğine göre bir şeyler sunabilmesi. Mesela isim vermeden söyleyeceğim hiç kimse üstünde olmasın diye ama bazı şehirlerde mesela akademik odağı çok aşırı öne koyup bazen asıl amacın orada öğrenip kendimizi geliştirmek olduğunu unutabiliyorlar. Yani aşırı gelişebiliyor. Bazıları da işin ciddiyetinden tamamen uzaklaşıp sadece partiye çevirebiliyor. Antalya'da bu iki noktanın harmanını bulmak çok kolay. Yani çoğu konferansta hem çok eğlenip hem birçok şey öğrenip ayrılabiliyorsunuz ki benim açımdan öyle oldu. Benim hayatımı değiştirdi bu konferanslar açıkçası. Yani Antalya Anladım. kültürünün en sevdiğim şey odur. Çok güzel. Peki mesela şehir dışından veyahut da şehir içinden gelecek birisi için hani gelecekleri zaman tabii ki en büyük ve en köklü konferanslara gelmek isterler. Antalya'daki köklü konferanslar nedir? Birazcık bahsedebilir misin? Benim şahsen en çok gittiğim, beğendiğim topluluk Adem Toğlu Anadolu Lisesi'nin Atal Emüyen Konferansı. Antalya'daki en eski lise olarak zaten konferans Atal Emüyen. Hiç gitme fırsatım olmadı ama YED Emüyen vardı. Ona henüz gidemedim. Adı değişti ama Emüyen Talya vardı. Ona da gidememiştim. Ama diğer çoğu konferansta bulundum. Emenbal Emüyen'de vardım. HMMUM vardı, bu sene yapılacaktı, koronadan dolayı iptal oldu. Genelde bu sene çok daha fazla konferans olacaktı ama iptal oldu. O eski topluluğun çoğu devam edemedi o yüzden ama toparlayacağız pandemi bittikten sonra. Tamam. Ve şunu sormak istiyorum. Senin dediğin konferanslar lise konferansları mı, üniversite konferansları mı yoksa bağımsız mı? Çoğu liseye bağımlı. Yani bağımsız konferans olanlar bile bir yerde bir okulun adını kullanmak zorunda belgelerin geçerli olması için. Peki çok fazla bu liseli konferanslarına çok fazla üniversiteli delegelerin katılımı sağlanıyor mu yoksa genellikle çoğunlukla liseli mi oluyor Neredeyse delegeler? herkes liseli oluyor delegelerden ama akademide üniversiteli gördüm. Anladım. Peki CIE komitesiyle veya kriz komitesiyle öne çıkan konferans var mı? Mesela özellikle diyebileceğin. Düşünmem gerekir. Antalya Anadolu Lisesi'nin AL-EMÜEN'i onu söylemeyi unuttum bu arada büyük konferanslarda. Yani aklıma öyle gelmiyor ama yani dediğim gibi Mesela her şeyi hani bulmak kriz lazım. komite yani ilk aslında şeyden bahsedebiliriz istersen yani akademi ne kadar önemli. Ya da donanımları nasıl Antalya'daki emyenlerin akademileri. İlk bundan bahsedelim belki sonradan krize tekrardan geçebiliriz. Tabii ki yani akademiye Antalya'da elbette önem veriyoruz. Yani komitede mesela ben akademide olduğum zaman dress code'u aşırı bir şekilde çiğneyen biri olduğu zaman ya da hani konuşması artık işin ciddiyetinden çıkacak absürtlükte şeyler tavsiye etmeye başladıysa kesinlikle uyarı yer. Yani akademiye kesinlikle önem verilir ama dediğim gibi bir yerde de insanı sıkmayacak şekilde. Akademide genelde şey vardır Antalya'da bir de usta çırak gibi. Herkes bir üst döneminden öğrenir. Bende de öyle oldu mesela çoğunlukla. Yani advisor'dan öğrendiğimiz kadar da birbirimizden öğreniriz. Antalya'da çevreler sürekli yanaşılabilir insanlardır, gülümser olurlar. Yani akademiye önem tabii ki de verilir yani. Biraz daha okuldaki kulüpler gibi mesela devir teslim gibisinden öğrenim Aynen. kazanabiliyorsun. Aynen. Güzel. Peki mesela varsa eğer kalıplaşmış kuralları nelerdir? Olmayabilir ama belki Antalya'ya özel bir şey vardır. Yok, Antalya'ya özel aklıma kalıplaşmış kural gelmiyor ama genelde Antalya'da komite içinde cross talk yapıldığı zaman chair'lar çok sinirlenir ya da message paper'la Türkçe mesaj yazılması.
Hani bunun için komiteye Deputy Secretary General'ın geldiğini falan görmüştüm ben USC'ken. Roma Yani genelde kurallara konuşuluyor. çok önem veriliyor. Aynen. Üstünde durdu. Çok güzel. Akademiden bahsettik, birazcık organizasyondan da bahsedelim. Organizasyon ne kadar donanımlı ya da mesela İstanbul gibi böyle aşırı derecede kök salmış konferanslara göre hani karşılaştırma yapabilir misin? Yapmasan bile organizasyon ne kadar iyi? Bahsedebilir misin? Yani yapanlara göre değişiyor açıkçası ama Antalya'da şöyle bir avantaj var. Hani Antalya takdir edersiniz çok büyük, Antalya'nın şeyi çok fazla, eğlence ortamı çok fazla oluyor. Hani sosyal aktivite için seçenek fazla oluyor genelde. Adım başı kafe var çünkü. Haricinde konaklama için genelde ucuz diye uygulama otelini ayarlarlar. İstanbul gibi aşırı köklü böyle 10-20 yıllık konferans yoktur Antalya'da. Sadece MNTR var ki o da uluslararası düzey sayılıyor yani. Ona girmiyorum. Ama Antalya'da organizasyon yapıldığı zaman genellikle şey vardır. Belli başlı sevilen böyle herkesin sürekli gittiği yerler vardır. Buna otel de dahil, konferansın yapıldığı üniversiteler de dahil. Zaten iki üniversitede yapılır sürekli. Yani belli normları vardır bunun ama çok renkte katılır yani istendiği zaman. Evet. Sosyal etkinlikler, katılım ücretleri falan onlara kayacaktık. İyi oldu şimdi onlardan da bahsettiğin. Mesela sosyal etkinliklerin yapıldığı belirli yerler var mı Antalya'da? Yani social eventlerden bahsediyorum. Genelde şey yapılırdı. Eski Lara yolunda falezlerin oralardaki yerlerde çok yapılırdı ama ondan sonra değişti. Geçenlerde işte iki kere Lara sahilde yapıldığını gördüm. Kale içinde yapıldığını gördüm. Ama kale içinde ayarlamak biraz daha zor oluyor. Yani Antalya dediğim gibi çok büyük olduğu için şeye de bağlı. Hani delege sayısına da bağlı ayarlıyorlar. Çok farklı farklı şeyler oluyor. Bir konferansınki diğerini tutmaz genelde. Peki katılım ücretleri ne kadar ve şehir dışından gelecekler için katılım ücretleri ne kadar artabilir? Yani biraz pahalı gelebilir. Nereden geldiklerine bağlı yani. Ulaşımı saymazsak konferans ücreti 80, 70, 90 o civarlarda olur genelde. Hani late de atarlarsa belki 100-110 lira verirler. Haricinde otel olarak uygulama oteli gibi bir yer olacaksa genelde 3 kişilik odada kişi başı 70 liraya falan kalınabiliyor. Ya tek gelen ama parasını vermek istemeyen varsa mesela kendi başına 120 lira vermek istemiyorsa gün başına herhangi bir ikilinin yanına da girebilir. Organizasyonda çok yardımcı olurlar o konuda. Haricinde Antalya yine daha uygun fiyatlıya kaçıyor. Evet, Ama diğer yine de pahalı şeylere yani göre daha, geldiğine yani diğer şeylere göre aslında gayet uygun fiyatlı senin dediğine göre. göre. İzmir daha pahalı geliyor. Evet, yani diğerlerinde tabii geliştikçe artabilir. Peki son soruma gelirsek biraz da özet amaçlı. Antalya'ya, Emüen'e gelecekler için ne gibi önerilerin olur? Yani Antalya'ya gelmeyi düşünüyorlarsa bence yani gelmedilerse de Antalya'yı düşünsünler çünkü Antalya'daki topluluk yapısı çok oturmuştur. Yani biriyle tanışıp samimi olan farkında olmadan 5-6 kişiyle daha arkadaş olmuş gibi olur. Yani bu Sovyetlerdeki kameraderi anlaşması gibi bizde o şu kalıp çok oturmuştur Antalya'dakilerde. Hani birçoğumuz mezun oldu, 12. sınıf oldu, konferansları bıraktı ama hani nasıl anlatsam? Hiç unutmayacağınız arkadaşlar vardır ya, onlardan Antalya'da kazanmak çok kolay ki dediğim gibi eğlenmek istiyorlarsa eğlenirler, akademi istiyorlarsa akademide de çok hani kaliteli başarılı arkadaşlarımız var. Yani Antalya bence Türkiye'nin zaten en çok konferans olan şehirlerinden bir tanesi ama deneyim olarak da en iyi şehirlerinden bir tanesi bence kesinlikle açık ara. Tamamdır. Videomuzun sonuna geldik. Benim için gerçekten Antalya hakkında çok bilgilendirici oldu. Yani şehir dışından birisi olarak gerçekten bilgilendim. Umarım seyircilerimiz de bilgilenir. Tekrardan teşekkür ederim bizi kırmayıp Rica davetimizi ederim. kabul ettiğin için. Bu Ben teşekkür kadardı. Görüşmek üzere. ederim.